Babaannem hep şöyle derdi. Kavga etmen kuzum. Ama madem ettiniz, Dinlence 9'un konusu tarihteki en önemli kavgalar. Dinlence 9'da Atatürk, Enver Paşa, Tupak, Bigi, Mehmet Akif Ersoy, Tevfik Fikret, Müseyrime ve Hazreti Muhammed üzerine konuşacağız. Tupak, Bigi kavgası. Bu kavga Amerikan tarihinin de en önemli olaylarından biri. Her büyük düşmanlık öyküsünde olduğu gibi başlarda bu iki arkadaş sıkı fıkı dost. Tupac çok meşhur ve popülerken Biggie isimli genç bir çocukla tanışıyor. Biggie'yi yani Notorious Biggie stüdyosuna çağırıyor. Konserlerinde sahne aldırıp tanınmasını sağlıyor. Karnını doyuruyor, cebine harçlık koyuyor. Adama bildiğin babalık yapıyor. Allah var Biggie de yetenekli bir çocuk. Yetenek var onda da alıyor gidiyor. Çok meşhur oluyor. Bu iki arkadaş rapin en çok konuşulan iki ismi oluyor kısa sürede. Ancak bir sorun var. Biggie Doğu yakası rapçisiyken Tupac ise Batı yakası rapçisi. O sıralarda da Doğu Batı kavgası günümüzdeki gibi hiç değil. Yani şimdiki repçiler disi küfürü bıraktı. En ufak hakarete dava açıyorlar. Bir tek Fortnite oynarken silah görüyorlar. Tupakların zamanında öyle miydi? Millet birbirini kırıyor o dönem. O onu öldürüyor, o onun sürtüğünü çalıyor. Adam yaralama, gasp, hayvani her şey var o günlerde. Çatışmanın en sıcak olduğu günler. Tupak ve Biggie bu duruma karşılar. Diyorlar ki biz ikimiz yeni bir dönem başlatalım. Doğu batı yakası artık kavga etmesin. Young swagler şehit olmasın tek derdimiz hiphop olsun. İkisi de kendi yakasının lideri konumunda sonuçta. Ve kavgayı bitirip başka bir sayfa açabilirler gerçekten. Bunu yapsa yapsa bu ikili yapar. Bu durumu fark eden orospu çocuğu puf dedi hemen Biggie'ye yanaşıyor. Biggie'nin kanına giriyor. Stüdyo veriyor, kolye tasarlattırıyor, kucağına hoğlara fırlatıyor. Gözünü boyuyor Biggie'nin. Bunları yaparken de alttan alttan doğu yakası kültürünü yüceltirken batı yakasını ve Tupak'ı bokluyor. Biggie'yi Tupak'a karşı kışkırtıyor. Sen daha iyisin boşver Tupak'ı diye diye gazlıyor. Geri zekalı Spastik bir gününde anında götü kalkıyor. Hiç demiyor ki ben bu adamın evinde ekmek yedim. Adam bana stüdyosunu açtı yardım eli uzattı. Hiç koşulsuz inanıyor bunlara mal. O sıralarda da Tupak'ın başında bir suçlama var onunla uğraşıyor. Hapse gireceğini bildiği için girmeden önce son bir kayıt alayım diyerek stüdyonun yolunu tutuyor. Asıl kırılma burada yaşanıyor. Stüdyo binasına giren Tupak asansör beklerken dört tane asker üniformalı ne belirsiz adam gelip Tupak'ın kolyelere saldırıyor. Gasp etmeye çalışıyor. Tupak derinince adamlar ateş etmeye başlıyor. Dört el ateş ediyorlar. Bir mermi Tupak'ın kasığına, bir tanesi karnına, iki tane de başına isabet ediyor ama sıyrık şeklinde. Tupak can kendini asansöre atıyor. Bayıldı bayılacak. Asansör stüdyonun olduğu kata gelince güç bela sürünerek asansörden kendini dışarı atıyor. Bir de ne görsün. Biggie ve Yavisak Puff dediği stüdyoda kayıt oluyorlar. Tupak'ı o halde görmelerine rağmen kılını kıpırdatmıyorlar. Tupak'ın baygınlık geçirmeden önce gördüğü son şey kardeşim dostum dediği yardım eli uzattığı Notorious Pitch'in ona yardım eli uzatma işi oluyor. Tupak tedavi oluyor bir şekilde kurtuluyor o olaydan ölmüyor ama hapisten kaçamıyor hapse giriyor. Hapiste bir gün avluda volta atarken milletin bir yerde toplaştığını görüyor. Hemen gidiyor kalabalığın olduğu yere. Bir bakıyor ki bir şarkı çıkmış onu dinliyorlar. Açın diyor şunun sesini. Açıyorlar. Bir bakıyor ki Biggie'nin yeni şarkısı. İsmi ne olsa beğenirsiniz. Hu Shatya. Yani seni kim vurdu? <laughs> Kaos. Tupak çıldırıyor. Ne uğradığını şaşırıyor. Bir daha garibana ekmek verirsem iki olsun diyor. Kendine kızıyor. Çıkacağı zamana kadar gün sayıyor. İnanılmaz kinleniyor. Hapisteyken Machiavelli okuyor. Çok etkileniyor. Çıkar çıkmaz doğu yakasını bitireceğim diye duvarlara yazılar kazıyor. Öyle sinirli. Hatta daha fazla dayanamayıp hapisten çıkmak için prodüktörü Su arıyor. Kefaletim neyse ödeyin. Batı yakası operasyonu başlamıştır diye talimat veriyor. Ve rekor bir kefaletle çıkıyor hapisten. Asıl curcuna o çıkınca başlıyor. Çıkar çıkmaz gündeme bomba gibi düşecek bir şarkı yayınlıyor Tupak. Hit Him Up. Belki de gelmiş geçmiş en meşhur rap şarkısı. Şey var ya hani şarkı. First of fuck your bitch with the clicky claim vesaire. I'm right. Ha o şarkı işte. Millet dinleyince şok oluyor. Çünkü kimse daha önce böylesine saldırgan bir şarkı ne görmüş ne duymuş. Normalde dislerde üstü kapalı göndermeler olur. Bel altı mesajlar olur. Ama hedef açık açık söylenmez. Tupak hiç öyle bir şeyin peşine düşmemiş. Direkt isim vererek yardırmış. Biggie, Şişko Piç senin karınız falan demiş. Benim terbiye el vermiyor söylemeye şimdi. Pufti diye de giydirmiş. Doğu yakası sizi mermi manyağı yapacağım deyip ağız dolusu ana avrat girmiş. Bu şarkı Hiroşima etkisi yapınca tüm gözler Biggie'ye çevriliyor doğal olarak. Acaba ne diyecek? Nasıl tepki verecek diye. Biggie hemen geri vites yapıyor. Ben vurmadım tupakı. Böyle bir kavganın kimseye faydası yok. Yarın yüz yüze bakacak adamlarız yapmayalım falan gibisinden işin içinden çıkmaya çalışıyor içine doğru pısıyor. Ve o an için kavganın galibi Tupac gibi görünüyor. Ta ki o vahim olayın yaşandığı geceye kadar. Tupac Mike Tyson'ın boks maçını izledikten sonra gece kulübüne doğru gittiği sırada bir kırmızı ışıkta duruyor. Yeşilin yanmasını beklerken beyaz bir kadillak yanaşıyor yanına. O meşhur tane. Yarınlar yokmuşçasına tarıyor Tupac'ın arabayı. Kevgire çeviriyor delik deşik ediyor. Tupac tam 14 mermi yarası alıyor. Hemen hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlar Tupac'ı. Tupac komaya girmiş. Doktor Tupak'ın sağlıkçılığını almak zorunda kalıyor yaşatmak için. 6 günlük tedavinin ardından annesi diyor ki bu çocuk uyansa bile hep yapamayacak. Üstelik büyük ihtimal felçli kalacak. O yüzden tedaviyi durduralım doktor bey diyor. Acı bir karar alıyor. Doktor tedaviyi durdurunca Tupak hak rahmetine kavuşup ışıklar içerisinde uyumaya başlıyor. Arkadaşları Tupak'ın cenazesini krematoriumda yakıp küle çeviriyorlar. Ve sonra külleri cu aralarına serpiştirip tüttürüyorlar. Bu şekilde veda ediyorlar Tupak'a. Olayın faili bulunamıyor ama herkes Bigi ve Puftidin yaptığını düşünüyor haliyle. Derken 6 ay sonra Bigi de ölüyor. O da şok bir ölüm. Onun faili olarak da Batı yakasından Tupak ve çetesi olarak gösteriliyor. Ancak iki ölümde de fail bulunamıyor. Kim vurduya gidiyor ikisi de anlayacağınız. Şimdi diyeceksiniz kim haklı, kim kim öldürdü, kim boşver öldü. Arkadaşlar bu olayda sadece Bigi öldü. Allah rahmet eylesin. Simeceksiniz nasıl yani? Tupak hayatta mı demek istiyorsun bize? Umarım böyle bir şey demeye cüret etmiyorsundur. Cüret etmeye geç, kanıtlarım. Nasıl mı? Anlatayım. Tupak ölmeden önce sürekli yakın çevresine rapi bırakmak istediğini, işte sıradan bir gangster olmak istediğini, bu hayattan yorulduğunu falan söylüyor. Hatta ölmeden önce üzerine çalıştığı son albüm de adını değiştiriyor. Tupak ismini bırakıp Makaveli mahlasını alıyor. Hapisteyken Makaveli okuyup çok etkilendiğini az önce söylemiştik. Ne demişti Makaveli? Her insan dünyaya bir kere geliyor. O yüzden birden fazla ayaklaşamalı demişti. Tupac'ın son albümünün adı da The Don Illuminati, 7 Gün Teorisi. All Eyes On Me şarkısı Tupac öldükten tam 7 ay sonra yayınlandı. Tupac 6 gün komada kaldı. 7. gün kılık değiştirip yeni bedenine geçti. Koskoca Tupac'ın vurulduktan sonra hastanede ameliyatta bir tane fotoğraf olmaz mı? Yok abi arıyorsun tarıyorsun yok. Son albümünün ayın Medetca klibinde nasıl vurulduğunu birebir göstermiş bize klipte. Million Dollar şarkısında kimse anlamadı ama ben daha iyi bir hayat planladım diyor. Her şey planlı, her şey yazılıp çizilmiş. Ortada ne bir otopsi raporu var ne de FBI cinayeti kimin işlediğine dair bir delil buldu. Külümünatı şarkısında Hz. İsa gibi geri geleceğim demişti. Bildiğiniz gibi Hz. İsa ölmüş ve 3 gün sonra tekrar gelmişti. Yani Tupak tedbili kıyafet şekli aramızda geziyor. Ölmedi. Herhangi birimiz Tupak olabilir. Araştırmalarımız başlamıştır. Olağan şüpheliler Volkan Konak ve Berdan Mardini. Tupak, Michael Jackson ve Ahmet Kaya Küba'nın ücra bir kasabasında tostçu işletiyor. Bunu görmek çok zor değil. Bir gün Küba'da bir tostçuya gittiğinizde siparişi getiren kişi siyahi, takma sakallı, dövmeli, yüzünü göstermekten sakınan endişeli bir tipse bilin ki o kişi Ahmet Kaya'dır. Mehmet Akif Ersoy ve Tefik Fikret Kavgası bir tarafta muhafazakar ve inançlı Mehmet Akif Ersoy, diğer tarafta seküler, uygarlıkçı ve ateist Tevfik Fikret. Bu kavga şöyle başlıyor. Tevfik Fikret tarihi kadim isimli bir şiir yazıyor. Edebiyat çevresinde çok ses getiriyor bu şiir. Bir gün edebiyatçıların toplanıp şiir okuyup takıldıkları bir buluşmada bu şiir sesli şekilde okunuyor. Mehmet Akif Ersoy kulaklarına inanamıyor. Çıldırıyor. Çünkü şiirde şöyle bir dize var. Tevfik Fikret şöyle bir şey yazmış. Evet kainatın bir sahibi var. bir tanrı var bunu kabul ediyorum. Ama bu tanrı zorba ve asık suratlı. <laughs> Mehmet Akif Ersoy'u zor sakinleştiriyorlar. Cevabını sağda verirsin kardeşim sakin ol diyorlar. Çünkü Mehmet Akif Ersoy dinler kesimin öncüsü gibi bir şey. Cevap hakkı doğduğunu hissediyor olacak ki karşı bir şiir yazıyor hemen. Şiirde hakarete varan ifadeler kullanıyor. Ve sadece Tevfik Fikret'e değil Tevfik Fikret'in içinde bulunduğu çevreye de giydiriyor. Tevfik Fikret'e zangoç diyor. Eyvah eyvah. Yani kilise hizmetçisi. Kilisede ibadet vakti çanları çalan adam var ya. Ha zangoç o işte. Diyor ki Tevfik'in ateistim dediğine bakmayın. Biraz para gösterseniz, doların yeşilini ucundan gösterseniz protestanlara zangoçluk eder diyor. Çok ağır. Tevfik bu hareketi pek anlamlandıramıyor ve cevap vermiyor. O sırada Abdülhamit'e giydirmekle meşgul çünkü. Cesur yazılar yazıyor. Hatta bir ara Abdülhamit'e bombalı suikast düzenleyen adamı öven bir dize yazmış. Şöyle diyor. Ey şanlı avcı tuzağını boşuna kurmadın attın ne yazık ki vuramadın. Sonra bir şiir daha yazıyor hiçbir şey olmamış gibi. Bu şiirde çok ağır ifadeler kullanıyor. Şöyle diyor. Yırtılır ey kitabı köhne yarın. Metfeni fikr olan safihaların. Yani yırtılır köhne kitap ki Kur'an'danması diyor. Yarının düşünce mezarıdır diyor Kur'an'a. Mehmet Akif Ersoy bu şiiri duyunca kaynar sular dökülüyor kafasından. Tam düşecekken tutuyorlar bilekleri kolonya vuruyorlar sakinleştirmeye çalışıyorlar. Bitireceğim onu, bitireceğim onu diye sayıklıyor. Gerçekten çok sinirlenmiş. Hatta şöyle demiş. Bak bu gerçek. Babamın sözü affederdim ama adam Kur'an'a sovuyor. Ölsem affetmem bunu diyor. Yani bence de ağır olmuş. Haklıyken haksız duruma düşmüş Tevfik. Bunun da üzerine Tevfik Galatasaray Lisesi'ni bırakıp Robert Koleji'ne geçince Mehmet Akif iyice deliriyor. Bilerek yapıyor ya bilerek yapıyor diyor. Çünkü Galatasaray Lisesi Müslüman çevreden sayılırken Robert Koleji Amerikan mandası olarak görülüyor o zamanlar. Tevfik Fikret'e neden Robert Koleji'ne geçtin diye soruyorlar. Tevfik Fatih Akın gibi rahat cevaplar veriyor. Diyor ki Galatasaray Lisesi hep Müslüman ya beni açmıyor. Ben dinsiz öğrenci yetiştirmek istiyorum diyor. Bu yüzden Robert Koleji'ne geçti diyor. Aa ölmeden önce Mehmet Akif'e son bir molla sırat yani eskimiş yobaz lafını çakıp uzamento yapıyor vefat ediyor. Mehmet Akif ise o ölünce konuyu kapatıyor çünkü ölünün arkasından konuşmak istemiyor. Mehmet Akif'ten çok onurlu bir hareket bence. Şimdi diyeceksiniz burada kim haklı? Bence Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy ölmedi. Küba'da kuru temizleme işitiyorlar. Zaman beni haklı çıkaracak sadece bekleyin ok. Atatürk Enver Paşa kavgası. Bu ikili hemen hemen yaşıt. Aynı dönemde okuyup aynı dönemde askerlik kariyerine başlıyorlar. İttihat ve Terakki çatısı altında buluşuyorlar. İkisi de Abdülhamit'i devirmek istiyor ama bunun altında yatan nedenleri farklı. Enver Abdülhamit'i devirmek istiyor çünkü yönetimi eline almak istiyor. Mustafa Kemal Abdülhamit'i devirmek istiyor çünkü mevcut sistemi sıkıntılı buluyor. Komple değiştirmek istiyor yani. Hani hep derler ya Mustafa Kemal başarısız olsaydı da Enver başarsaydı nasıl olurdu? Nasıl olacak amına koyayım? Aynı tas aynı hamam devam ederdi. Çünkü Enver'in çözümleri hep o günün şartlarına sıkışmış. Mustafa Kemal'in vizyonu çok daha farklı. Enver Napolyon hayranı. Cebinde Napolyon'un resmini taşıyor. Hatta öyle söylenir ki ara ara fotoğrafla konuşuyormuş. Mustafa Kemal Hannibal Hayranı ki Hannibal bana göre yaşamış en büyük 3-4 adamdan biri. Enver asker ve siyasetin beraber gitmesinden yana, Mustafa Kemal ise asker siyaset yapmamalı diyor. Zaten bu görüş ayrılıkları yüzünden İttihat ve Terakki çevresi tarafından dışlanıyor Mustafa Kemal. Bildiği doğruları çekinmeden haykırdığı için rahatsızlık veriyor oradakilere. 1911'de gergin bir İttihat ve Terakki toplantısında Atatürk'ün asker siyaset yapmamalı dediği için ipler iyice kopuyor çünkü Enver'e gönderme yapıyor ya üniforma giyeceksin ya da takım elbise giyeceksin diyor açık açık. Meşrutiyetten sonra Enver ülkenin bir numaralı adamı oluyor. Hem saraya damat hem harbiye nazırı. Yabancılar Enverland diyorlar artık burası için. Kapıda savaş belirince Enver hemen Almanya safında savaşmak istiyor. Çünkü Almanların ordusuna ve sanayisine, sistemine falan her şeyine hayran. Mustafa Kemal bunun büyük bir hata olacağını düşünüyor. Ve Almanya ile değil Almanya'nın karşısında savaşılması gerektiğini düşünüyor. Ama tabii ki Enver'in de diyor oluyor o sıralarda ülkede. Savaş başlıyor Almanya'nın yanındayız. Mustafa Kemal Enver'e mektuplar yağdırıyor savaşta yer almak için. Enver ise bu mektupları okuyup Mustafa Kemal'in parlak biri ve potansiyel rakip olduğunu bildiği için başta pek yanaşmasa da sonunda 19. tümen diye bir tümenin başına atıyor Mustafa Kemal başı. Mustafa Kemal olay yerine gidip 19. tümeni arıyor. Arıyor arıyor bulamıyor. 19. tümen nerede diye soruyor. Kimse bilmiyor. Öyle bir tümenin varlığından bile haberi yok oradakilerin. Nihayet Atatürk 19. tümenini buluyor. Bir bakıyor ki yarısı kaçak, yarısı esir, yarısı Arap, yarısı dil bilmiyor. Hiç savaşacak bir ekip değil yani. Mustafa Kemal çok içerliyor, bunu bir hakaret olarak görüyor, ayıp edildiğini düşünüyor ama çok beklemeden işe koyuluyor. Askerlere talim veriyor ve savaşa hazırlıyor. Ancak bir sorun daha var, Mustafa Kemal'in başındaki komutan Limon Sanders isimli bir Alman. Hani demiştik ya Enver Alman ordusuna hayran diye, bütün orduya Alman komutanları serpiştirmiş. Savaş planı yapılan çadırda sürekli tartışmalar oluyor. Mustafa Kemal Limon Sanders'in kararlarını beğenmiyor çünkü niyetini biliyor. Limon Sanders Alman olduğu için asıl amacı savaşı kazanmak değil. Düşman birliklerinin Almanya'ya geçişini engellemek için onları mümkün olduğunca oyalamak. Buralarda tutmak yani. Mustafa Kemal ise şiddetle karşı çıkıyor. Bu savaşın hemen galibiyetle sonuçlanabileceğini biliyor çünkü. Limon Sanders takmıyor tabi umursamıyor ve onu saçma sapan bir yere konumlandırıyor. Mustafa Kemal Limon Sanders'in beklemesini emrettiği yerde tümeniyle beklerken içi içini yiyor. Çünkü düşmanın ne zaman nereden çıkartma yapacağını çok iyi tahmin ediyor. Ama orada değil. Daha fazla dayanamayıp inanılmaz cesur bir karar alıyor. Emre karşı gelerek tümenini alıp düşmanın ayak basacağı kısma ilerliyor. Bir bakıyor ki tahminleri doğru çıkıyor. Düşman tam da tahmin ettiği saatte tahmin ettiği yerden çıkartma yapıyor. Kalabalık düşman ordusuna karşı Mustafa Kemal ve 19. tümenden başı kimse yok. Mustafa Kemal hemen yat emri veriyor. Tümen yatıyor yere. 19. tümen yere yatınca düşman diyor ki aman okuyun bunlar yere yattı kalabalıklar herhalde biz de yatalım. Bunlar da yatıyor. Mustafa Kemal hemen bir haberci gönderip destek istiyor. Tümenine dönüp o efsane emri veriyor. Orada veriyor yani. Ben size ölmeyi emrediyorum diyor. Destek gelinceye kadar düşmanı oyalayıp olağanüstü bir işe imza atıyor. Çanakkale'deki bu müthiş başarı hemen tüm yurda yayılıyor. Bunun üzerine Enver Mustafa Kemal'in popülerleşmesini engellemek için gazetelere talimat vererek Mustafa Kemal'in ismini ve resmini sansürletiyor gazetelerden halk Mustafa Kemal'i tanımasını istiyor. Savaştan sonra ağır hastalanan Mustafa Kemal çadırında dinlenirken Enver Çanakkale'ye tebriğe geliyor. 18 tümenin tamamını ziyaret ediyor ve tebrik ediyor ama Mustafa Kemal'in çadırına uğramıyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal bu kabalık karşısında cevap olarak istifasını veriyor. Gel zaman git zaman savaş bitip kaybedilince Enver mağlup devletin mağlup lideri olarak Alman torpidoyla ülkeden ayrılırken Mustafa Kemal mağlup devletin galip komutanı olarak nam salıyor. Sonrasında bildiğiniz gibi milli mücadele başlıyor. O sırada Enver Mustafa Kemal'e tebrik ve destek mektupları gönderiyor yurt dışından. Mustafa Kemal mektuplara cevap yazsa da Enver'in ülkeye girişini yasaklıyor. İstemiyor ülkeye girmesini. Çünkü Enver hala halk nezdinde çok popüler ve hazır millet tek yumruk olmuşken kuvvetler ayrılığı bizi zayıflatır diyor. Enver gelirse ülkeye girerse gücümüz zayıflar diyor. Kazım Karabekir Mustafa Kemal'e bir teklifte bulunuyor bu durumu görüp. Diyor ki Enver'in popülerliğini bozmak için, halktaki imajını zedelemek için propaganda yapalım. Mustafa Kemal nasıl bir şey diyor? Kazım Karabekir anlatıyor. Mustafa Kemal bunu kabul ediyor. Sarıkamış faciası abartılarak anlatılıyor. Halka yayılıyor. Enver bir kurşun bile sıkmadan 120 bin kişinin Sarıkamış'ta ölmesine neden oluyor propagandası. Yurdun her yerine yayılıyor. Evet Atatürk'ün burada aldığı sert bir karar var ama yapılması gereken de bir karar bence. Her hikayede bir tane kazanan bir tane de kaybeden vardır. Bu hikayenin kazananı Atatürk. Tarih çok tuhaf bir şey. Günün sonunda oluşan tablo şu şekilde. Evet Enver Paşa önemli biriydi. Eşsiz bir kar damlasıydı. Kazım Karabekir de öyleydi. Talat da öyleydi. Cemal de öyleydi. Rauf da öyleydi. Ancak Atatürk bu kar fırtınasının ta kendisiydi. Hz. Muhammed ve Müseylim'e kavgası. Şimdi diyeceksiniz müseylime kim? Adını duymamış olanlar olabilir. Müseylime Hazreti Muhammed hayattayken ve peygamberken peygamberliğini ilan etmiş birisi. Ben de peygamberim diyor. Zamanlama konusunda biraz sıkıntılı bir arkadaş. Bayram günü rakı sofrasını paylaşıp iyi bayramlar diyen Pegasus çalışanı Müseylim'e ve ben zamanlama konusunda rezaletiz. Pegasus çalışanın da hayatı kaydı kovulduktan sonra en son Meksika sınırından Amerika'ya zıplayarak geçmeye çalışıyordu. Müseylim'e denilen adam zamanlamada kötü olduğu gibi bir de çevresini rahatsız eden bir tarzı var. Bu böyle pişmiş kelle gibi Hz. Muhammed'e mektup yazıyor. Allah'ın Resulünden Allah'ın Resulüne. Dünyanın yarısı senin, yarısı benim. Ben senin Allah'ını reddetmiyorum. Aynı Allah beni de gönderdi diyorum. Bak başarıdan pay almaya çalışıyor. Elçiler mektubu götürüyor. Hz. Muhammed mektubu okuyor. Çok sinirleniyor. Çok öfkeleniyor. Hatta şöyle bir cümle kurmuş. Eğer elçiye zeval olmaz gibi bir kaide olmasaydı sizin boynunuzu vurdururdum diyor. O kadar öfkeli. O da bir karşı mektup yazıyor. Allah'ın Resulünden yalancı peygamber Müseylim el-Kezzap'a. Nedir Müseylim el-Kezzap? Sahte Müslüman. Dünyanın yarısı senin yarısı benim diye bir şey yok. Dünya Allah'ındır diyor. Tabi Müseylime hiç oralı değil. Burasından girip buradan çıkıyor. Bu etrafta peygamberim diye gezmeye devam ediyor. Bu peygamberim diye ortaya çıkınca oranın halkı zaten bıkmış. Her gün bir peygamber çıkıyor. Bizim mesai başladı deyip direkt böyle hadi hadi kerametini de göster. Daha sıradaki peygamberim diyen adama gideceğiz ona bakacağız diyorlar. Hepsi böyle Müseylime'nin etrafına dolaşmış kerametini bekliyor. Müseylime diyor ki ben peygamberim. İstediğiniz mucizeyi size gösteririm. Ne istiyorsunuz? Diye soruyor. Oradan gariban adamın teki atlıyor. Bir gözü kör. Diyor ki, ey Yemenli Rahman. Müseylime'nin diğer adı Yemenli Rahman. Benim şu gözüm kör. Bu gözüm görüyor. Eğer ki görmeyen gözümü açarsan senin peygamber olduğuna inanacağız diyor. Arkadakiler hemen onaylıyor. Evet evet bu güzel bir keramet olur. Bunu yaparsa biz peygamberliğini kabul edeceğiz. Müseylime diyor ki, ''Hay hay kardeşim, en sevdiğim mucize.'' diyor. Şöyle adamın yüzünü tutuyor, bakıyor böyle gözlere. Ok bir tükürüyor gözüne. Adam yerlerde yatmaya başlıyor, ''Aa ne oldu?'' falan. Adamı yerden kaldırıyorlar. Bir bakıyorlar, adamın gören gözü de kör olmuş ama koyayım Müseylime gitmiş, gören gözüne tükürmüş. Müseylime böyle ''Upsi'' yaparken orada tam dalacaklar adama. Oradan bir tanesi diyor ki, ''Durun durun, belki de gerçekten adam peygamberdir.'' ''Bir peygamberi öldürmeyelim, linçlemeyelim, bir şans daha verelim.'' diyor. Oradan biri çıkıp diyor ki, ''Bizim köyümüzün kuyusu neredeyse kuruyacak. Bir hafta ya dayanır ya dayanmaz. İçinde biraz su var.'' diyor. ''Bizim kuyuya dua edersen, o kuyu püflersen ve kuyuya bereket getirirsen senin peygamber olduğunu kabul edeceğiz.'' diyor. Yine toplanan herkes ona diyor, ''Evet evet bunu yaparsa peygamberliğini kabul ederiz.'' Müseylime diyor ki, ''Başım gözün üstünde kardeşim. Neydi sizin köyün adı?'' Adam köyün adını söylüyor. Bu böyle okuyup üflüyor tamam mı? Şekiller, şıkullar. Sanki gerçekten bir yere sesleniyormuş gibi. Acaba o anne ne düşünüyordu amına koyayım? ediyor. Adam da hemen köyüne doğru koşmaya başlıyor. Sevinçli, nasıl mutlu. Aylar sonra bereket gelecek köyümüze. Rahat rahat su içeceğiz. İki buçuk yıldır yıkanmıyordum diye çok mutlu şekilde köyüne gidiyor. Kuyunun başına bir geliyor. Böyle yapıyor. O bir haftalık su da kurumuş gitmiş amına koyayım. Adam sinirleniyor. Bunu haber vermek için hemen geri dönecek. O sırada tabii Müseylim'e ve yanındakiler meydanda. Bir tane kadın çıkıyor. Ben yıllardır bir oğul istiyordum. Nihayet bir oğlum oldu. 3 yaşına bastı. Ona dua et de çocuğum uzun yaşasın diyor. Onu kaybetmeye dayanamam diyor. Dua eder misin diyor. Müseylim'e yalandan böyle gözyaşlarını siliyor. Tabii ki anacım tabii ki ederim diyor. Duayı ediyor. İsim neydi çocuğun abla? Diyor. Müseylim'e böyle yalandan bir dua ediyor. Tamam diyor çocuğun çok uzun yaşayacak diyor. Kadın böyle heveslenip evine doğru koşuyor böyle yardırıyor. Gidip oğlunu öpecek, iyi haberi verecek. Eve bir giriyor, çocuğu kurt kapmış. Evin içinde ha. Anasının nikahındaki kurt köye inmiş, gitmiş çocuğu öldürüp uzamış. Çocuğu yememiş bile. Öldürüp bırakmış. Annesi neye uğradığını şaşırıyor. Hemen diğerlerine haber vermek için geri koşuyor. Müselim'e ve çevresi de orada haber bekliyorlar. Acaba kuyu ve çocuk ne oldu? Kuyulu köyden gelen adam çığlıklar atarak diyor ki bir haftalık suyumuz kurumuş. Oradan kadın geliyor diyor ki uzun ömür dilediğin dua ettiğin oğlumu kurt kalmış. Şöyle bir dönüyorlar müselimeye. Hurrahın üstüne atlıyorlar müselim'e durun 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 diyor. Herkes bir şaşırıyor ne oluyor lan? Böyle yapıyor. Vahiy geliyor bir saniye diyor. Millet şaşırıyor Allah Allah vahiy mi? Allah konuşuyor bu adamların. Evet. Oruç artık bir gün diyor. Millet böyle yavaşça birbirine bakıyor. Oruç bir gün mü? Az önce onu mızraklamak üzere olan adam bile donmuş kalmış bir gün. Oruç bir gün. Müselim'e devam ediyor. Dur dur dur. Evet. Zina serbest. Millet böyle şaşırıyor. Zina zina serbest çok iyi amına koyayım. Birbirlerini dürtüyorlar. Zina serbest çok iyi amına koyayım. evet. Alkol de serbest diyor. Millet artık havaya girmeye başlıyor. Lan bu bizim peygamberimiz galiba. Aha, tamam tamam ileteceğim. Artık namaz da yokmuş diyor. Müseylime'yi omuzlara alıyorlar. Peygamberimiz, peygamberimiz çıldırıyorlar. Müseylime de ticaretçi olduğu için geçmişte sirklere falan gitmiş. Yeni müritlerine gelin size bir şov yapayım diyor. Bu bir tane eşeği eğitmiş tamam mı? Oturtunca eşek oturuyor secde eder gibi. Topluyor halkı başına gelin bakın ne göstereceğim diyor. Eşeğe bir komut veriyor. Eşek çat secde etmesin mi? Halk kendinden geçiyor. Allah'ım iyi ki bu köye geldi bu peygamber ne büyüksün Allah'ım falan diyorlar. Müselim'e diyor ki oğlum bu hiçbir şey lan manyak diyor. Bir çizgiye bir sürü hayvan diziyor tamam mı işte keçi, koyun, inek. Hepsini böyle bir sıraya diziyor bir çizgi çekiyor. Hayvanlar sabit kalıyor böyle çizgide. Müselim'e eline bir mızrak alıyor bakın diyor şovu seyrediniz abi. Bir koyuyor mızrağı. Mızrak ilk sıradaki keçinin tak boynuna vuruyor. Keçi düşüyor. Herkes sessiz sedasız bakarken o çizgideki hayvanların hiçbiri kaçmıyor. Çünkü müseylimi onları eğitmiş, hayvanlar kıpırdamıyor. Halk bunu görünce artık dizleri parçalıyor ibadetten. Kesin olarak peygamber bu diyorlar, ikna alıyorlar. Bu olay Hz. Ebu kulağına gidiyor. Hz. Ebu Bekir çok şaşırıyor bu duruma. Adam tam bir pain in the ass yani baş belası çıktı başımıza. Önce mektuplar şimdi bu gitmiş bir de bazılarını ikna etmiş. Buna bir çözüm bulmak gerek. Müselim artık nasıl darladıysa, ortalığı nasıl karıştırdıysa ayet iniyor. Ayette diyor ki hepiniz toplanıp birleşseniz bu surenin kuvvetinde bir sure getiremezsiniz diyor. Bahsettiği sure Bakara suresi. Yani diyor ki sıkıyorsa buna benzer bir sure getirin o zaman görelim. Bu ayet Müseylime'nin kulağına gidiyor. Müseylime hemen bağlantı kuruyor. Dedim ya bu tüccar gitmiş değişik ülkelerde sirklere falan katılmış farklı farklı şeyler görmüş. Oranın halkı da fil bilmiyor ya fil hayvan fili bilmiyor ya. Fil suresi getiriyor Müseylime. Diyor ki fil suresi getirdim. ...Bakara'yla yarıştıracak. Nedir? Oku diyorlar. Müselim'e diyor ki okuyorum. Suriye okuyorum diyor. Sana filin ne olduğunu bildirdi. O ki uzun hortumludur. Alkışlar, kıyametler. O ne ya? Daha önce hiç görmediğim bir hayvan fil ve uzun hortumlu mu oha falan diyorlar. Aralarından birisi çıkıp evet evet gerçekten öyle bir hayvan var deyince... ...bunlar iyice Müsellehime'ye tapmaya başlıyorlar. Hz. Ebubekir bu durumun iyice kötüye gittiğini görünce... Hazreti Vahşi'yi yanına çağırtıyor. Diyor ki Hazreti Hamza'yı öldürdüğün mızrağı al ve Müseylime'yi öldür. Hazreti Vahşi gidip Müseylime'yi öldürmek üzere yola koyuluyor. İki tane senaryo var. Birinci senaryo Müseylime ve taraftarları İslam ordusuna karşı savaşıyor. Hatta o savaşta bir sürü hafız öldüğü için Kur'an bile zor toplanıyor. Adam öyle bir baş belası ve o savaşta Müseylime ölüyor. Hazreti Vahşi mızrağıyla öldürüyor. Böyle bir senaryo var. Birinci senaryo bu. Müseleme'nin nasıl öldüğüne dair. İkinci ve bence gerçek olan, buna inanıyorum, yaşanan senaryo şu. Müseleme evinde para sayarken Hz. Bahşi camdan giriyor gizlice. Müseleme'nin arkasına yaklaşıp boğmaya başlıyor. Müseleme inlemeye başlıyor. Hırıltılar, gırıltılar. Kapıdaki muhafız bir şaşırıyor. Aa, içeriden inleme sesleri geliyor lan ne oluyor acaba? He diyor tamam tamam diyor. Oradan iki muhafız daha geliyor. Diyor ki oğlum ne oluyor? İnleme, hırlama, Allahu Ekber sesleri. Bir gelelim bakalım bu adama ne oluyor? Kapıdaki muhafız diyor oğlum siz salak mısınız? Geri zekalı. Adama vahiy geliyor bir durumdan. İnleme, gırlama, Allahu Ekber sesleri arasında. Kapıdaki muhafızlar içeri girmiyor. Böyle ulan Allah'ım ne güzel vahiy indiriyorsun ya kafasında. Hz. Vahşi Müseylime'yi öldürüyor, uzuyor. Şimdi bu olay benim çok ilgimi çekmişti çünkü bu olayı ilk okuduğumda dedim ulan böyle bir şey gerçek olamaz yani. Hatta Müseylime'nin evli olduğu kişi de peygambermiş. Secah diye bir kadın. O da peygamberliğine etmiş. Müseylime gitmiş onunla evlenmiş. Yani adam yeryüzünde yaşamış en ilginç on insandan birisidir. Net. Öyle ki adam Allah'ı bile darlayıp ayet indirtmiş. İslamiyet'teki Allah çok yetkindir. Yani böyle Tevrat'a göre, İncil'e göre çok daha yetkindir. Her şeyden haberi olur. İnsancıl reaksiyonlar vermez. En insancıl reaksiyon verdiği olay bu bence. Mesela Tevrat'ın tanrısı her şeye şaşırıyor. Bunun. Adem'le havanın elma yediğini bile bilmiyor. Melekler gelip söylüyor da bu şaşırıyor falan. Tevrat'ta böyle anlatılıyor. İşte Lut kavmine şaşırıyor. Lut kavmi böyle çocuk bu eğlenceden eğlenceye akarken, sapıklıklar yaparken Tevrat'ta Tanrı'nın haberi yok. Yan köyden şikayetçi oluyorlar, beddua ediyorlar. Diyor ki Allah'ım şu Lut kavmini yok et. Felaket eğleniyor adamlar, uyuyamıyoruz. Gece kafamızı yastığa bastırıyoruz, müzik sesinden uyuyamıyoruz. Lut kavmi yan tarafta inanılmaz eğleniyor. Sapkınlıklar, pislikler. Tanrı da bu duaları okuyup ulan ne var burada deyip bir bakıyor ki inanılmaz iğrenç işler dönüyor Lut kavminde. Hemen oraya Lut peygamberi gönderiyor. Diyor ki bak bu köye mukayyet ol. Pisleşmişler bunları adam et. Lut peygamber Lut kavmine bir gidiyor. Ulan, yani bunlar aşmış gitmiş bunlar ne yaşıyor aman okuyayım. Allah'ım ben başa çıkamıyorum bana yardım et diyor yalvarıyor. Tevrat'ın tanrısı da diyor tamam ben sana iki tane melek gönderiyorum. onlar sana yardımcı olacaklar diyor. Lut peygamber diyor ki evet lütfen gönderin ben bunlara başa çıkamıyorum. Buraya ticarete gelen adamı bile sikiyorlar. İnanılmaz sapkınlar. Başa çıkamıyorum. Bu köyde iş işi olmayan sadece üstünden geçip gitmek isteyen adamı bile yakalayıp sıkıyorlar. Felaket bir ortam var yani. Bir an önce melekler gelsin diyor Lut peygamber. Bir sabaha karşı Lut kavmindekiler böyle sızıp kalmışken, hangover yaşarken Lut peygamberin evine iki tane erkek geliyor. O iki erkek aslında iki melek. Erkek kılına girip yeryüzüne inmişler. Lut peygamber'e emanet edecekler. Lut kavmini dizginleyecekler. Lut peygamber erkek görünümlü melekleri içeri alıyor. Diyor ki yani ben başa çıkamıyorum. Tamam Tanrı beni buraya gönderdi. Bunlara sahip çık dedi ama ben böyle bir şey görmedim diyor. Ben böyle bir şey yaşamadım. Böyle bir şey görmedim. Erkek görünümlü melekler sakinleştiriyor. Dur tamam sakin ol Lut peygamber diyor. Biz neler gördük? Bizim halledemeyeceğimiz bir şey yok diyor. Tam bunu dediği sıra kapı kırılıyor. Lut kavmindekiler tren yapmış şekilde içeri giriyorlar. Lut, çop, bocup, diye. İki erkek görünümlü meleği yakalayıp Hani dedik ya Tevrat'ın tanrısı bir şeylere şaşırıyor diye. Bu Lut kavmi artık nasıl bir şeyse ayet iniyor. Tanrı direkt şöyle demiş. Ben daha önce böyle bir şey görmedim.